vatandaş diyelim ki gastrit için antibiyotik kullandım. Midedeki bakteri o gaz antibiyotikle yok edebilirsiniz. Hı hı. Halikobakteri yok etmek kolay. Evet. Aldınız antibiyotiği 3 hafta 4 hafta bakteri yok oldu. Gastritten kurtuldunuz. Evet. Fakat bu antibiyotik ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yaktığı için, bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak. DAO, diaminoksidaz. Bu enzimin azalması polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi birçok hastalığı tetikler. Çünkü histamin oranı sürekli yükselir. Bunu hiçbir şey frenleyemez. Bu enzim haricinde. Enzim azaldıkça histamin yükselir. Bu da alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kalp damarı hastalıkları birçok hastalığı tetikler. Peki virüsler için kurtarıcı var mı? Virüs problem değil, problem mantar. Hastalıkların %99'unu mantar tetikler. Öyle mi? Bağırsak mantarları. Ve bağırsak mantarlarını bir, ilk, birinci, ikinci, üçüncü derecede teşhis edemiyorsunuz. İki, buna karşı ilaç yok. Neden teşhis edilemiyor? Bağırsaklarda bakteri, virüs ve mantarlar. Diyelim ki üç çeşit mikrop var. Yani immünal sistem çöküyor değil mi? O şekilde etkileniyor ve hastalıklar sürekli hani kendini yeniliyor. Bir şekilde ortaya çıkıyor. Üç çeşit mikrop var. Evet. Mantarları futbol topu kadar düşünelim. Tamam. Bakteri portakal kadar. Virüsü misket kadar. Evet. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi düşünelim. Bu fileden portakal büyüklüğündeki bakteri geçer. Yani kana karışır. Misket büyüklüğündeki virüs kana karışır. Evet. Mantar büyük olduğu için kana karışmaz. Karışsa zaten çok yoğun ve çok ağır toksik maddeler ürettiği için ölüme sebep olur. Öldürür. Kişiyi öldürür. Yani mantar kana karışırsa öldürür. Allah korusun. Evet. Bu nedenle mesela İtalyan asıllı Profesör Doktor Simoncini kanserin sebebinin kandida mantarı olduğunu belgeledi. Yani belgeledi artık. Belgeli. Kanserin %99'unu çeşit. Mantar tetikliyor, mantar. Şimdi mantarı teşhisi ne zaman mümkün? Sümüksü bir defacet gelirse. Neden? Çünkü artık bağırsaklara yapışacak nokta kalmadı. Kene gibi bağırsaklara yapışır, bir, dokunuş şeklini alır, iki. Evet. Teşhisi yok. Kandan, idrardan teşhisi yok. Bu nedenle teşhis edilmediği için zamanında tedbir alınamıyor. Teşhis edilse peki ne yapacaksınız? Elinizde ilaç yok mantara karşı. İşte biz onunla ilgili bir formül geliştirdik. Nedir? Aloe vera. Aloe vera ile ilgili Louis Pauling Enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca araştırma yapmışlar. Yüzlerce bitki inceledikten sonra aloe veranın bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki olduğunu belgelemişlerdir. Louis Pauling Enstitüsü. Yine bağırsaktaki bu aloe vera ile ilgili çok büyük çalışmalar var. Şeker hastalığına karşı etkili olduğunu Tayland'da yapılan klinik araştırmalar belgelemiş. Tayland'da üniversitede klinik araştırması yapmıştır Bangkok'ta. Japonya'nın Hiroşima, bu atom bombası atılan şehirde bir üniversite var, adı Fushiyama. Fushiyama Üniversitesi aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada anti-aging, gençleştirici, anti-aging, antioksidan, gençleştirici ve serbest radikalleri yok edici özelliklere sahip. Yani dünyada en mükemmel bitkilerden biridir aloe vera.